halk arasında deve karıncası olarak geçen bu kızıl karıncaları hepsi hepiniz bilirsiniz. Dikkat çeker, iridir. Şu anda bakın bir tanesinin yuvasına bakıyoruz. Yuvada şurada bir tane kokar böcek abdömeni. Kokar böcek de kokar böcekmiş yani. Abdömeni bile ne kadar büyük. Yine bir arı. Arı ölüsü. Yine geliyorum, şöyle açılıyorum. Aha, bir tanesi şeye tırmandı. Bakın burada da bir tane Ağustos böceği. Küçük Ağustos böceği ölüsü. Başında bir tanesi. Demin taşıyordu. Evet, geldi yine bir tane. Şimdi ne oluyor bu? Bunlar böyle kalkıp da ölü böcekleri taşıyorlar diye düşünebiliriz. Bunlar arkadaşlar sıcakta aktif olan bir karınca türü. Sıcakta aktifler ve hareketleri birazdan göstereyim. Böyle sıcakta giderken yuvadan uzaklaştıklarında sağa sola yalpalarlar. Bunlar bir tip navigasyon gibi bir şey. Bakın bu sıcaktan şok geçiren yön bulmaya çalışıyorlar. Yani yönü böyle sallanarak hareket ederek. Çok hareketli bir karınca, bakın. Evet. Şok geçiren böcekleri topluyorlar. Şok geçiren böcekleri toplayıp yuvasına götürüyorlar ve onu tüketiyorlar. Kızıl bir karınca türü küçük bir koloni kurmuş buraya. Şimdi benden biraz tedirgin oldular galiba. Evet, askerler. Bakın bana doğru hareket ediyor falan. Bir tanesi tırmandı. Bir tanesi bacağıma tırmandı. Ne yapıyorsun lan orada? Sen işine bak. Manyaklaşma. Bana saldırıyor. Evet, bu karınca türünü tanıyalım. Bakın burada bir arıyı yuvaya sokmaya çalışıyorlar fakat arı sığmamış. Bunu parçalayacaklar. Parçalayıp sokacaklar. Böyle bir karınca türü bu. Kızıl, iri, dikkat çeken bir karınca türü. Hızlı hareket eder, kavgacıdır. Şu anda muhtemelen beni gördüler, yakından çekiyorum çünkü. Şu abdomen, kokar böceği abdomeni. Şöyle şey yapmadan gösterebilecek miyiz? Evet, şu. Bakın. Bunu yemişler, çıkarmışlar herhalde. İç tarafı falan böyle kuruya benziyor. Bunları genelde böyle tırtıl falan, böyle yeni ölmüş, hatta ölmemiş, sersemleşmiş tırtılları falan taşırken görebilirsiniz. Az önce benim dikkatimi şu çekti. Cırcır böceğini yakalamışlar. Geçenlerde bir video çekmiştim. Toprak altında gelen seslerin gizemi diye. Evet, bakın bir tane daha bir şey getiriyor. Bunu da görelim, ne getiriyor acaba. Başka bir karınca mı avlamış? Evet, başka bir karınca türünü avlamış. Muhtemelen kraliçe veya prens adayı. Ağzında çünkü kanatlı bir karınca var. Avlar. Ne bulurlarsa avlarlar. Evet, bakın başka karınca, yine başka bir karıncayı avlamış. Ağzında bir karınca var. Yalpalaya yalpalaya dolaşıyorlar. İçerideki hareketliliği görmeye çalışıyorum. Bak, geliyor geliyor, kraliçeyi getiren geliyor şimdi yuvaya. Yani dimdik yuvaya gelmiyor. Zikzaklar çiziyor, işte geldi. Geldi. Hop, girdi içeri. Bu zikzaklar çizer. Oha, bu gelen ne lan? Bir tane dev geliyor, dev. Bunlardan değil galiba bu. Bu da yine. Evet, bak. Başka bir koloninin karıncası. Geldi, onların koloniye girdiğini fark etti. Döndü. Evet, yine çalışma başladı orada. Bu arıyı çıkarmanız lazım. Bu abdomeni, kokar böcek abdomenini çıkarıyorlar mı, sokuyorlar mı anlayamadım. Arıyı da aynı şekilde. Tabii yedikten sonra posalarını da
çıkarmaları lazım. Ama posalar genelde parça parça olur. Toprakla beraber içeriden toprak çıkardıklarında parça parça onları da çıkarırlar. Yine bakın buralarda bir tane haziran böceği abdomeni. Yine ense şeyi, kabuğu yakınlarda. Muhtemelen bunların da içlerini falan koparıp koparıp götürüyorlar. Şunun yine burada ben çok net göremiyorum ama kameraya çıksın. Sanki üst taraftan içini yemişler. İçini yemişler. Dışı kalmış. Yani keratin tabakası kalmış gibi. Kokar böceğinin de aynı. Gövdenin bir parçası yok. Abdomen kalmış. Bunları taşıyabileceği ebatlarda parçalıyorlar. Öyle getiriyorlar. Bakın arıyı soktu. Evet. Arıyı sokarken başka bir tane de bombus mu lan o? İçeriden çıkardıkları sarılı marılı bir şey var içeride. Vallahi bombus yakalamışlar. Bombusu çıkarmaya çalışıyor. Çıkarın bakayım göreyim. Şunlardaki güce bak ya. Evet, öbürkü de bir de gelene bakın şimdi. Deminden beri dolaştırıyor ağzında. Sonunda geldi. Bakın yine zikzak çizdi. Bu zikzaklar bunların navigasyonu. Işığın pozisyonuna göre ağzındaki karınca hala yaşıyor. Çıkıyor mu bilmiyorum. Muhtemelen çıkıyordur. Ama biz buna dönelim. Gelecek çünkü buraya. Gel gel gel. Aferin gel. Geldi. Evet, ağzındaki karınca hala yaşıyor galiba. Kedilerin hani böyle avını yakaladığı zaman bir sevinç hareketleri vardır. Bunlarda da buna benzer bir şey var. Normal gelmiyor direktmen. Turluyor ya. Al getir içeri sok deme. Hayır. Ağzında böyle taşıması kolay olan avlarla dolaşıyorlar. Kaldır aldır dolaşıyorlar. Bir çatlağı kullanmışlar bunlar yuva olarak. Bir çatlağı yuva yapmışlar. Gel. Bak 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 bak. Bak tamam getir artık. Yeteri kadar eğlendim. Yine gitti bak. Nereye gitti? Tadını çıkarıyor gibi ya. Avının tadını çıkarıyor. Evet geldi. Geldi. Tekrar döndü. Gel otur böyle bunları seyret yani. Evet. Şöyle bir çalışma başladı burada. Tek başına taşıyamadı gitti. Arkadaşlarından yardım istedi herhalde. İki kişi geldiler. Biri bıraktı gitti. Cırcır böceğini. Gerçi içini yemişler. Posası kalmış. Çıkarmıyorlar bence. Ben çıkarıyorlar mı sokuyorlar mı falan dedim. Diğer arayı soktu. Belki de şöyle yapıyorlar. Yani bir düzene sokuyorlar. Birini çıkarıyor. Öbürkünü önce alıyor. Sonra öbürkünü tekrar geriye alıyor falan. İçeride bir tertip düzen yapıyorlar. Bazen böyle bir şeyi sığdıramadığın zaman eşyanın birini dışarı çıkarırsın. Öbürkünü koyar ondan sonra öbürü alırsın içeri falan. Buna benzer bir muhabbet var. Az önce bir tane bal arısı türü bir arıyı çıkarmışlardı dışarı. Sonra bunu çıkardılar yarıya kadar. Açılan boşluktan bal arısını soktular. Şimdi bu bombusu muhtemelen. Bombus mu? Bu sarıdan dolayı bombus diyorum ama merak da ettim yani. Tırtıl falan da olabilir. Tırtılın baş kısmı falan da olabilir. Bunlar kayıtta anlaşılır. Çıkarsalar. Bu arada tabii beni görüyorlar. Kameramı görüyorlar ve kamerayı keşfediyorlar. Üstünde dolaşıyorlar.
Şöyle hafiften bir durduk diyeceğim, bu ne, nedir bu? Bakayım. Evet, bombus. Bombus şey. Evet, çok net anlaşıldı. Bir bombusun kafa kısmı. Kafa ve ense kısmı. Tamam, fazla rahatsız etmeden yeterli gözlemi yaptık. Bizim bu şey girdi mi içeri? Ağzında karıncalar dolaşan girdi galiba, gözükmüyor. Oho, karşıdan bir tane daha geliyor. Geliyor. Vallahi yardırarak geliyor bir tane. Ağzında yine bir karınca var galiba. Gel bakayım. Direkt bodoslamadan yuvaya. Bakın. Direkt yuvaya yönelmiş vaziyette. Geldi. Evet, onun da ağzında yine bir karınca. Karınca getirdi. Ve içeri soktu. Hayır, bizim kereste hala dolaşıyor bak ağzında. Bunlar da dolaşıyor. Ölmesini mi bekliyor? Ne yapıyor anlamadım. Diğeri direktman girdi. Bu gezdiriyor ağzında. Evet, geldi. Bu da girdi. İşte gün içerisinde, günün en sıcak saatlerinde, şu anda öğlen saatlerindeyiz. Çalışıyorlar. Bütün gün boyunca çevreden sıcak şoku geçirmiş ne varsa toplayıp yuvalarına taşıyorlar.